İnsanlar bora çok çeşitli yollarla maruz kalmaktadırlar. Bunların en başında yeme ve içme yoluyla bor maruziyeti söz konusudur. Çeşitli uluslararası kuruluşlar insanlarda günlük bor miktarlarının, yani ortalama diyetler yoluyla alınan borun 1.7 ile 7 miligram böyle kilogram arasında olduğunu ifade etmiştirler. Fakat bor gerek diyetler yoluyla gerek de içme suları yoluyla aldığımız bor miktarı vücutta bir takım fizyolojik olumlu sonuçlara neden oluyor. Tabii insanlar borca fakir diyetlerle beslendiği zaman çok ciddi sağlık problemleriyle karşılaşıyor. Ki biz bu noktada şunu rahatlıkla söyleyeceğiz artık. Yani bor sanayinin doğrudur ham maddesidir, enerji kaynağıdır ama aynı zamanda bor bir sağlık kaynağıdır da. Yani bu bor diyetleriyle boru alamayan ya da zayıf alan insanlarda çok ciddi sağlık problemlerinin görüldüğünü bilimsel kanıtlarla ortaya konulmuş durumda. Biz boru daha çok sebzeler ve meyveler yoluyla alıyoruz. Ki ben buradan şunu rahatlıkla söylemek isterim. Borca zengin olan sebze ve meyvelerin tüketilmesi sağlığımızın garantörü niteliğindedir. Bugün özellikle meyvelerden elma, armut, erik, hurma, kuru üzüm, kara üzüm, portakal mutlaka fazla tüketilmelidir. Çünkü borca zengin gıdalar arasındadır. Yine sebzelerden sıralayacak olursak fasulyenin her türlüsü. Nohut ve mercimek mutlaka burada söylenmelidir. Ayrıca zeytinle, soğan ve patateste de bol miktarda bor olduğunu bildirmek isterim. Ayrıca sınırlı miktarlarda kahvede de bor varlığı ortaya konulmuştur. Yine şunu belirteyim. Organik sütlerde de bor fazla. Pastörize sütlerde bor içeriği biraz daha düşük oluyor. Özellikle ilk etapta eklem ve kemik iltihapları dediğimiz mikrobiyal olmayan eklem, ki bu eklem ve kemik iltihapları 100'den fazla hastalıkla ilişkilidir. Bor artriti minimize ediyor. Nitekim bilimsel kanıtlar şunu gösteriyor ki borca zengin diyetlerle beslenenlerde bu hastalık 7% oranında görülürken bor açısından fakir diyetle beslenenlerde bu oran popülasyonlarda %20 oranında görülme olasılıklarına kadar çıkabiliyor. Yine aynı zamanda yaşlanmaya bağlı olarak görülen osteoporoz, ki kemik yıkımı, kemik dokularının dejenerasyonuyla, yani yıkımıyla karşımıza çıkan bir durum var. Bu da yine bor diyetiyle sağlanabiliyor. Hatta çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da bununla ilgili geliştirilmiş özel bor ürünleriyle hastalar takviye edilerek, gıda takviyesi olarak kullandırılarak bu kemik gelişiminin koordinasyonu sağlanabiliyor. Bu 87 mg Yakın bir zamana kadar bor kanser tedavisinde de kullanılmak için önerilmiş ve FDA'den onay almış olan bir bortezomib isimli ilaçla da beyin tümörlerinin tedavisi başarıya ulaştırılabilmiştir. Biz yaklaşık 10 yıldır bor biyoloji üzerine çalışıyoruz ki 2007 yılında özellikle ülkemiz için önemli olduğunu düşündüğümüz borik asit, boraks, kolemanit ve üleksitin insan dokularında genetik ve biyokimyasal etkilerini araştırdık. Burada şunu gördük ki bor bileşikleri düşük dozlarda vücudun antioksidan sistemini net destekliyor. Yine nöronlar üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda bor bileşiklerinin nöron koruyucu etkilerini de gördük. Ki bu beyin fonksiyonlarını ilerlettiği hipotezine çok ciddi katkı sağlamaktadır. Ki bugün bor bileşikleri özellikle göz-el koordinasyonunda, konsantrasyonların odaklanmasında ciddi etkileri var. Beyin tümörlerinin, beyin kanserlerinin tedavisinde ve prostat kanserlerinin tedavisinde etkin kullanılacak bir formülasyon geliştirmiştik. Şimdi bunu bir adım daha öteye götürerek bunun bor içeren formlarını ürettik ve bor içeren bizim
özel ilaç formülasyonlarımız başta prostat ve beyin kanserleri olmak üzere diğer kanserlerin tedavisinde de oldukça güzel sonuçlar verdi. Tamam mı?